Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Peki alanları nelerdir? Çeşitleri evet, var mıdır? Radyoloji şimdi kendisi bir görüntüsel tabii bir boyutu var. Bir de girişimsel radyoloji dediğimiz bir alan var. Görüntüsel yani tanısal radyoloji kendi içinde çok alt gruplara ayrılıyor. Hem bölüm bazında alt gruplara mesela işte evet. Nöro radyoloji, çocuk radyolojisi, batın radyolojisi, toraks radyolojisi, kas iskelet radyolojisi. Hem evet. de şey açısından, cihaz açısından çeşitlik içeriyor ve gittikçe bu cihazların hem sayısında hem niteliğinde büyük değişiklikler oluşuyor. Görüntüsel radyoloji bu. Bir de girişimsel radyoloji dediğimiz radyolojiyi tedavi amaçla kullanma alanı oluyor. Girişimsel radyoloji de kendi içinde işte organlara yönelik radyoloji, damarlara yönelik radyoloji, kemiğe yönelik girişimsel radyoloji. Yani o girişimsel radyoloji kendi içerisinde çeşitli departmanlara evet. ayrılıyor. O anlamda radyoloji yani günümüzde sadece eskiden bir röntgen filmi düzeyindeyken bugün hem tanısal amaçla çok geniş bir alan kendisini açtı bu görüntülemenin olanakları sayesinde. Hem de bunun yanında girişimsel radyoloji gelişti. Bu da kendi içinde çok geniş olanaklar yarattı. İşte bu damarların, anjiyoların geliştirilmesi, bunlar damarların içerisindeki müdahaleler, stentler, balonlar, koiller yani gibi birçok detayına girmeyeceğim alanlar oluşturdu. O açıdan günümüzde radyoloji yani aslında 1900'lerin ortalarından sonlarında doğru gelişme hızlandı. Daha sonra tabii bu hız oldukça pik yapıp çeşitli alanlara, yan dallara ayrılıp orada kendi alanında yükselişler gösterdi. O anlamda da radyoloji gerçekten artık günümüzde çok geniş bir alan ve bölümlere ayrılabiliyor. Tanımlamak gerekiyorsa işte birisi görüntüsel, birisi de girişimsel. Evet. Görüntüsel tanı koymak için, girişimsel ise daha çok tanı artı tedavi amaçlı bir alan. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.